kurumsallaşalım. Nasıl kurumsallaşalım? Ben buna kurumsallaşma belası diyorum. Aslına bakarsanız örgüt kurma, sistem süreç yaratma ve kurumu kurumsallaştırma yanlış anlaşılmış. Aslında İngilizcesi formalizasyon, formalization diye geçiyor. Şimdi düşünelim biz iki arkadaş bir araya geldik, bir iş kurmaya karar verdik. İkimiz de yeteneklerimize güveniyoruz. Harika büyürüz. Bir süre sonra tabii işlere yetişemez oluruz. İkimiz de yanımıza yardımcılar alabiliriz. Ardından ofisimizin koordinasyonunu yapmak için bir kişi daha, belki mutfağa bakmak için bir kişi daha, belki bir iki asistan daha. Biraz elimiz rahatlar. Ama organizasyon böyle büyürken birdenbire güvensizlik çukuruna düşüyor organizasyonlar. Ve diyor ki, ya İdil iyiydi de, İdil'in yanına aldığımız bu asistan, onun gibi davranıyor mu acaba? O zaman ne yapalım? Ona bir görev tanımı yazalım. Ayrıca onun görmediği, İdil'e göstermediği hiçbir şey müşterimize gitmesin. Böylelikle organizasyon içinde kurallar zinciri yaratmaya, görev tanımları yapmaya başlıyoruz. Bu organizasyon 1000 kişi, 2000 kişilere geldiğinde zaten bunlar artık teknoloji destekli yapılıyor. Peki o zaman İdil kadar ya da kurucu diğer arkadaşı kadar akıllı, heyecanlı, tutkulu insanlar bizimle çalışmak isterler mi? Her şeyi İdil'e soracaklarsa, her şeyi diğer ortağa soracaklarsa, yapmaları gereken çok sınırlı tanımlanmışsa, bir onay alması 3 ay sürüyorsa benimle çalışırlar mı? Peki biz bu kadar büyümüşken, binlere ulaşmışken, karar almakta bu kadar yavaşlamışken, yeni başlayan İdil'ler ve diğer ortakların kurduğu şirketler açısından durum ne olacak? Bizi hızla geçecekler. Yetenekleri onlar almaya başlayacaklar. O halde kurumsallaşma, ağırlaşma anlamına gelmemesi lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Hiyerarşileri kırarak mümkün mü? Birçok kurum bunu denedi, ünvanları kaldırmaya denedi, olmaz. Çünkü zaten lazım, idari olarak, hukuki olarak hiyerarşilere ihtiyacımız var. Peki buna rağmen yeni yetenekleri nasıl tutacağız? Oyuna nasıl alacağız? Kurumları nasıl hızlandıracağız? Yeni dönemin yeni konularının en önde geleni, var olan kurumları tekrar eski ruha, eski heyecana sokabilmek. Tekrar bu esnekliği sağlayabilmek için, küçük kurum düşüncesine ulaşabilmek için, ekipler halinde coşkuyla koşabilmek için şimdi bazı müdahaleler geliyor. Örneğin bir tanesi çevik yönetim prensipleri. Kurumlar zaten çevik olabilseydi, çevik yönetimi tekrardan uygulatmaya ihtiyaç olur muydu? Sonuçta kurumsallaşma belasına düşmeden büyümenin yolu var mı? Var. Yetkilendirerek, insanları networkler halinde çalıştırarak, bir amaçta birleştirerek, kültür ve değerler üzerine vakit harcayarak. Şimdi kendimizi değerlendirelim. Ekip toplantıları yaparken zamanımız gündelik işleri değerlendirmek, rakamları konuşmakla mı geçiyor? Nereye koştuğumuzu, hayallerimizi, hedeflerimizi, anlamlarımızı konuşuyor muyuz? Peki bunları konuşmuyorsak uzaktan çalışan insanlar zor bir karar vermeleri gerektiği zaman neye göre karar verecek? Yine size mi soracak? Veya istemediğiniz yanlış kararları mı verecek? İşte insanın yeniden sahneye çıktığı, kültür ve değerlerin değer kazandığı bir dönemdeyiz. İş yerlerinin geleceği de yetkilendirilmiş, güçlendirilmiş, kültür ve değerlerle formatlanmış, hizalanmış insanlarla olacak.